Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir UFC bölümünde ve attığım en çılgın, en anlamlı ve en komik gollerin olduğu seriyle sizlerleyim. Abi squat battle maçı, komik bir giriş yapalım istedim açıkçası. Ve şimdi bir türlü girmek bilmiyor abi top. Ben de tabii zorluyorum. Hani sürekli vurmaya çalışıyorum. Komiğime gitti çünkü abi. Sürekli bir yerlerden dönüyor top. En son da atıyorum tabii ama komikti. Bundan sonrakini pür dikkat izleyin arkadaşlar. Yani buraya gelene kadar çizgiden çıkarmalar vuruyorum vuruyorum birilerinden sekiyor. Dediğim gibi sürekli ben de vurmaya çalıştım daha da komik olsun diye. Nasılsa squat battle maçı. Abi bu gerçekten çok komikti. Arkadaşlar golden sonra arkadan gelecek olan oyuncuya bakın. Bak 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 geliyor bak. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Aşırı güldüm ya. Altıma sıçtım gülmekten bunu görünce. Rivals maçındayım. 4-2 öndeyim. 10 kişiyim. Uzatma. Maç bitti bitecek. Korner oluyor. Kornerleri çok severim. Hele kraçunuz varsa. Kalecinin üzerinden. O anda mikrofon vesaire açık olduğu için tepkilerimi falan da kalecinin üzerinden acayip bir şey ya. Şu anda gerçekten hala ilk 11'imde. Rivals maçı 3-0 gerideyim arkadaşlar. Smith'le Ronaldinho'yu çıkardım. İlginç bir açıdan ilginç bir trivele gol atacağım. Oy ne attım be. Bildiğin kaleye paralel trivele vurduk abi. Çok iyiydi gerçekten. İlginçti. 2-1 öndeyim. Rivals maçı. Dakika 55. Gene Dinho ile gidiyorum. Bir trivele orta. Kaleci çıkardı ve gene korner. Açma abi kaleciyi, açma. O oyuncuyla da oynama. Abi adam kaleciyi açsa kornerden yazma ihtimalim var. Açmazsa crouch'la kafayla veya rovaşata. Champions maçı 1-1. Abi crouch gene göğe yükseldi. Direkten engel olamadı ve 2-1 öne geçtim abi. Kronolojik tarihe göre arkadaşlar videoları hazırlıyorum. Zaman geçtikçe daha yakın tarihler gelecek. Kadrolarda değişiyor olacak. Aynı maçın devamı Hacı ile korner kullanacağım. Gene abi kalecinin yanından rovaşata. 3-2 öne geçiyorum. Rivals maçı 2-2. 10 kişiyim. Ve maç bitmek üzere. Bu çok komikti ya. Hem komik hem ilginçti. Hop. (gülüyor) 93 oldu. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi gerçekten. Dönüş yok. Santra yapılıyor ve bitiyor abi zaten. Gene VL maçı. Dakika 86. Üç 10 kişiyim yine. Ve Sofia Smith sağ kanattan gidiyor. Yapma bunu Sofia. Yapma. Arkadaşlar bu arada plaselerle ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Sadece plaselerin olduğu kafamda değişik bir fikir var. O plaseler çok acayip gözükebiliyor bu triveller gibi. Artık plaseleri muhtemelen best of'lara koymayacağım. Onları ayrı video hazırlayacağım. Adam bile izliyor baksana. Rivals maçı 4-2 gerideyim. Rakip 10 kişi. Dakika 84. Ve bir korner daha. Bak adam 10 kişi. Ön direkte de adamı yok. Yaptığı şeye bak. Affetmem aga.
Sonra sinirleniyorlar. Bir de kornerden direkt gol yediler diye. Kullanan adamlar alışınca çok fark ediyor. Rivals maçı, maçın daha başı 0-0. Sofia Smith. Gene diyeceğim ama yapma bunu. Çok iyiydi oğlum ya. Çok iyiydi bu. Gol sevinçlerimi de bayağı değiştirdim bu arada. Dediğim gibi bunlar biraz daha eskiden gelen videolar olduğu için. Abi şu gidiş açısına bakar mısın? Topun dönüş açısına. İnanılır gibi değil ya. VL maçı 2-1 gerideyim. Dakika 31. Penaltı oluyor. Böyle saçma penaltılar çok oluyor. Siz de biliyorsunuz zaten. Ve müthiş bir tahminle penaltıyı kurtarıyorum abi. Sonra 37. dakikaya geçiyoruz. Sofia Smith gene sahneye çıkıyor. Durum 2-2 oluyor. Hemen adam santra yapıyor. Golün arkası. Şok ya. Penaltı kaçırdı ve şok üzerine şok. Nasıl strese girmiştir var ya. Abi bu topu vurduğu açı ve topun gittiği açı inanılmaz ya. Bakar mısın abi ya? Hacı. Hacı, Hacı, Hacı. Rivals maçı. Abi bu gerçekten aşırı bir gol bu. Oğlum uçan tekme 90'a yazdı lan. Crouch'la da benzerini yazmıştım. Çok efsane gerçekten. Dakika 89 VL maçı gene 10 kişiyim ve 3-3. Ve gol yiyorum. Dakika 90. 4-3 öne geçiyor. Hemen arkasından korner kazanıyorum abi. Olmadık bir oyuncuyla olmadık bir gol geliyor. Akan jileri başladı. Adam çıldırdı. Adam oyundan çıktı ya. Sinirlenip. Uzatma oynasaydık. Dakika 77. Rivals maçı 3-1 gerideyim. Arkadaşlar bu maç çok efsaneydi biliyor musunuz ya? Nasıl bir tatmin oldum. Crouch 3-2. Evet dediğim gibi plaselerle ilgili ayrı bir bölüm yapacağım. Bu videonun son partiydi arkadaşlar. Ve bundan sonra da kapanış olacak. O yüzden ben şimdiden size veda edeyim ama bu tarz videolar için izlemeye, takipte kalmaya ve beğenmeye devam edin lütfen. Biraz sesini kısmak isteyebilirsiniz birazdan. Bilgisayarınızın veya telefonunuzun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. And a clear foul, but the referee letting the play flow. It's in, and this really takes your breath away. A comeback and a half. For the throw-in. Well found wanting in the throw-in department there. Manuel Akanji. And now Cafu. And a chance to whip it in here. Is this the moment? To increase their advantage. And will that be the goal?